Depremin üstünden tam 10 gün geçti ve maalesef hala açıklığa kavuşamayan birçok şey var. Bunlardan bir tanesi de Tağ Duymaz olayı. Tağ Duymaz'ın bu kadar konuşulmasının sebebi sadece fenomen olması değil bu arada. Kendisinin bu kadar konuşuluyor olmasının sebebi ortada birçok iddianın bulunması. Ve biz de bugün sizlerle bu iddiaları konuşacağız. Videoya başlamadan şunu söylemek istiyorum. Eski zamanlarda Tağ sevmeyen herkesin linçlendiğine şahit oldum. Öncelikle şunu söyleyeyim bu bana hiç mantıklı gelmiyor çünkü insanları sevmek zorunda değiliz. Ama bizim bir insanı sevmiyor olmamız onun başına bir şey gelmesini isteyeceğimiz anlamına gelmez. Ben mesela geçmişte Taha ile bir tartışma yaşadım. Bunun sebebi kanalıma iki tane ihtar atmasıydı. Yani o kadar emek verdiğim kanalım neredeyse gidiyordu. Ki bunu sadece ben değil birçok YouTuber'da yaşamıştı. Elbette bu ondan nefret ettiğim anlamına gelmiyordu. Sadece birbirimizden haz etmiyorduk. Yani onun başına bir şey gelmesini isteyecek kadar da kansız değilim. Sadece aramız bozuktu. Kanımız değil. Zaten bu yüzden ilk günden beri hem Twitter'da hem de yayınlarımda adresini duyurmuştum. Ancak öyle iddialar vardı ki hangisine inanacağımı şaşırdım. Ortadaki iddialar şöyle ki hangisi gerçek bunu ben bilmiyorum ama yakın bir tarihte öğreneceğimiz kesin. Depremin ikinci gününde Taha Duymaz'ın bazı arkadaşları Taha'nın öldüğüne dair storyler paylaştılar. Ve bu kişilerin profillerine girdiğim zaman evet gerçekten de daha önceden Taha ile arkadaşlarmış. Çok geçmeden bu storyleri kaldırdılar. Fakat niye kaldırdıklarını kimse bilmiyordu. Sonrasında Taha Duymaz'ın ablası sürekli olarak her gün akşam saatlerinde kepçe fotoğraflarında fotoğrafları paylaşmaya başladı. Hatta bazı insanlar ablasını prim kasmakla suçladı. Çünkü bu insanların söylediğine göre Taha Duymaz çoktan vefat etmişti ancak ablası hala yaşıyormuş gibi davranıyordu. İddia edenlerin söylediğine göre ablası bunu prim kasmak için yapıyormuş. Ancak bu çok büyük bir suçlama olduğu için bu konu kesinleşmeden bir yorum yapmak istemiyorum. Sonrasında Taha Duymaz'ın yaşadığı aslında hiçbir zamanda enkaz altında olmadığı iddia edildi. Ki bütün iddialar arasında en az ihtimal verdiğim iddia bu. Ben Taha'nın böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yani bu iddianın altı baya bir boş. Sebebini sorduğumuz zaman da şey diyorlar işte. Diğer uygulamalarda online olmuş falan filan. İyi de Taha'nın hesapları şu anda zaten ailesinde. Yani ailesi de hesaplarına girip online olmuş olabilir. Daha sonrasında Taha Duymaz'ın YouTube hesabı satılıyor. YouTube hesabını satın alan kişi şöyle bir story atıyor. Story'de birilerine gönderme yapıyor ancak kime gönderme yaptığı belli değil. Kendisine bu konuda ulaşmaya çalıştım fakat bana hiçbir şekilde cevap vermedi. Daha doğrusu verdi ama anlatmaktan vazgeçti. Bir diğer iddia ise Taha Duymaz çoktan enkaz altından kurtarılmış ancak ablası bunu gizliyormuş. Yani yine ablasının üzerine atılan bir suç. Bu iddiaların hangisi gerçek bilmiyorum ancak bildiğim tek bir şey var ki ben Taha Duymaz'ın şu anda yaşadığını düşünmüyorum. Enkaz altındaysa bile eğer ki yanında su vesaire yoksa maalesef ki şu anda aramızdan ayrıldı. Ki zaten oradaki ekiplere göre yaşam belirtisi vesaire de yokmuş. Ancak şöyle bir sıkıntı var ki ekipler o kadar fazla meşgul edildi ki belki de kurtarılabilecek birçok can vardı fakat hiçbirini kurtaramadık. Biliyorum çok duygusal bir olay ki ben de duygusal bir insanım zaten. Ancak biraz da gerçekçi düşünmemiz lazım. Bizim şu anda yaşam belirtisi olan yerlerde çalışma yapmamız lazım. Kimse canlı çıkmayacak diye bir şey yok. Yanında su olan, yiyecek bulunan, hatta protein tozu yiyerek hayatta kalan birisi bile vardı. Bizim öncelikle bunlara yönelmemiz gerekiyor. Sonrasında ta hakkında kimler ne kadar yalan söylediyse hepsini bulup cezalandırmamız gerekiyor. Bu olayda kim yalan söyledi bilmiyorum ancak 5 tane iddia var ve bildiğimiz tek bir şey var ki bu iddiaların sadece bir tanesi doğru diğerleri yanlış. İddia deyip de geçmemek lazım. Sonuç olarak bu insanlar gündemi meşgul ettiler ve hak ettikleri cezayı bu yüzden de kesinlikle almaları lazım diye düşünüyorum ben. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.